AKL720 sisteminden alt modülünden bahsedeceğim. FÖY'de bu alt modülün de ön şemasının bir gösterimi var. Bu alt modülün bu sol tarafında bir fonksiyon jeneratörü kısmı var. Burada bir fonksiyon seçici, yani kare dalga, üçgen dalga ve sinüs dalga formunu seçici bir kısım var. Range dediğimiz aralık seçme kısmı, amplitude seçen minimum maksimum bir potusları var ve frekans seçen bir kısım var. Tıpkı fonksiyon jeneratörü gibi görev alan bir bölmesi var burada ve buradan da yine output çıkış alabiliyoruz ve ground kısımları var. RS-232 çıkışı var. Bu RS-232 çıkışı bu sistemle bilgisayar arasında bir bağlantı kurabiliyorsunuz. Bu KL-720'nin programı var çünkü. Programında da tıpkı osiloskoptaki göreceğiniz işaretleri programda da görebiliyorsunuz. Bu RS-232 ile bilgisayar bağlantısı yapılabildiği gibi yapılabilir. Scope adaptör dediğimiz osiloskop probelarının takılı olduğu kanal 1 ve kanal 2 kısımları var. Modül output dediğimiz bir şey var ve bir de şu kısım dediğimiz bu her bir deney için bu şekilde modüller var. Bu modüllerin yerleştirildiği bir yer var ve bu modül output'un çıkışıyla bu deney modüllerinin girişinin bağlandığı yer burası. Daha sonra şu kısımda output dediğimiz çıkışlar var. Her bir deney için EKG, EMG, EOG için 9 tane deney için çıkışları ve ground kısımları verilmiş. Biz çıkışı buradan alabileceğimiz gibi V01 mesela örneğin EKG'de şu an buradaki ışığı yanıyor. Biz select tuşuna değiştirerek bu ışıkları